Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda kimyanın temel kanunlarından birincisi olan kütlenin korunma yasasını göreceğiz. Kimya biliminde deneyler yapılması, bu deneylerden yola çıkarak hipotezler kurulması, ölçmeye dayalı çalışmalar ve çalışmaların sistematik bilgi birikimini oluşturması bazı kanunların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu kanunlar kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, katlı oranlar kanunudur. İlk göreceğimiz kanun kütlenin korunumu kanunudur. Kütlenin korunumu kanununu Anton Lavoisier tarafından bulunmuştur. 1789 yılında Fransız kimyacı Lavoisier bir miktar kalayı içi hava dolu cam balona koyup ağzını kapatmıştır. Sonrasında balonu tartmıştır. Cam balonu ısıtmış, kalay ile oksijenin reaksiyona girdiğini gözlemlemiştir. Reaksiyon sonunda tebeşir tozuna benzer bir toz olduğunu görmüş, cam balonu tekrar tartmış, reaksiyonun sonunda toplam kütlenin değişmediğini gözlemlemiştir. Bu durum Tepkime de tepkimeye giren maddelerin kütle toplamının tepkime sonunda oluşan maddelerin kütle toplamına eşittir şeklinde tanımlanmasını sağlamıştır gençler. İşte biz bu kanuna kütlenin korunumu kanunu diyoruz. Yani bir kimyasal reaksiyon esnasında e, tepkimeye giren maddelerin kütle toplamını tepkime sonunda oluşan maddelerin kütle toplamına eşit olması kütlenin korunumu kanunudur. Bir örnek verecek olursak A ile B maddemiz reaksiyona girecek ve reaksiyon sonucunda AB maddesini oluşturacaktır. Burada gençler okumuzun sol tarafında olan kısımda yer alan maddelerimiz girenler oluşan maddelerimiz ürünleri oluşturacaktır. Biz buna reaktifler veya pardon ürünlere de reaktanlar diyebiliriz. Tepkimeye A'dan m1 gram, B'den m2 gram girsin. Tepkime sonunda AB maddesinden m1 artı m2 gram oluşacaktır. Yani tepkimeye girenlerin kütle toplamı tepkime sonunda oluşan maddenin kütle toplamına eşittir. Buna m3 gram diyelim. Bunu M1 diyelim. Bunu M2 diyelim. Bu bize şunu gösteriyor. M1 artı M2 eşit olacak M3'e. Yine bir örnekle devam edelim. Magnezyum ve kükürt tepkimeye girip magnezyum sülfür bileşiğini oluşturuyorlar. Magnezyumdan tepkimeye 2.4 gram girmiş. Kükürtten ne kadar girdiğini bilmiyoruz. Tepkime sonunda magnezyum sülfürden 9.6 gram oluşmuş. O halde tepkimeye kaç gram kükürt girmiştir? Ne demiştik? Kütlenin korunumu kanununa göre tepkimeye girenlerin kütle toplamı ürünlerin kütle toplamına eşit olacaktır. O halde 2.4 gram magnezyum x gram sülfürle tepkimeye girdiğinde, pardon kükürtle toplamda 9.6 gram madde oluşuyor. Girenlerin kütle toplamı ürünlerin kütle toplamına eşit olacak. Buradan x'i yani kükürtün kaç gram olduğunu 9.6 2.4 dersek 7.2 gram olarak buluruz. Demek ki tepkimeye kükürt 7.2 gram ile katılmış. Evet yine bir sorumuz var. Sorumuzu inceleyelim. E, metan gazı oksijenle tepkimeye girmiş. Tepkime sonunda karbondioksit ve su oluşmuş. Bir miktar CH4'ün 15 gram oksijen ile tepkimesi sonucu 16 gram karbondioksit 20 gram su oluşmuştur. Tepkimeye kaç gram CH4 girmiştir? Tepkimemizi hemen alta yazalım. Şu şekilde ve bize verilen kütle miktarlarını da yazalım. Hepsini beraber görelim. Bir miktar dediğine göre biz CH4'ün kütlesini bilmiyoruz. 15 gram oksijenle tepkimeye girmiş. Tepkime sonunda 16 gram karbondioksit ve 20 gram su oluşmuş. Ne demiştik? Girenlerin kütle toplamı hem girenler diyelim ürünlerin kütle toplamına eşit olacaktı. O halde 15 artı x diyelim 16 artı 20'den 15 artı x eşittir 36 ise buradan x'i 21 gram olarak buluruz. Bu da bize CH4'ün 21 gram ile tepkimeye girdiğini gösteriyor. İstenilen gram miktarımız. Evet bu soruda bir grafik sorumuz var. Ee, sorumuza bakalım. Yandaki grafikte Başlangıçta 16 şar gram alınan A ile B arasında gerçekleşen reaksiyon sonucunda oluşan AB maddesi görülmektedir. Oluşan AB bileşiği kaç gramdır? A maddesini yüzde kaçı artmıştır diyor. Grafiğimiz kütle zaman grafiği. Grafikte şu A maddemiz olacak, şu da B maddemiz olacak. Harcanan A ve B maddelerinin miktarları gösterilmiş. Ee, nasıl hesaplarız? Grafiğimize baktığımızda 16 şar gram ile başlayan reaksiyonda A'dan şu 16 ile 10 arasındaki miktar kadar harcanmış. A'nın eğrisini gördüğümüzde baktığımızda şu noktada sabit kaldığını görüyoruz. O halde diyoruz ki A'dan 16 eksi 10 6 gram harcanmıştır. B'nin ise tamamının tükendiği görülür. Reaksiyon sonunda sıfıra ulaşmış. O halde B'den 16 gramın tamamı harcanmıştır. Reaksiyonu şöyle yazacak olursak A ile B reaksiyonu sonucu AB maddesi oluşmuş. A'dan 6 gram harcanmış. B'den 16 gram harcanmış. Oluşan AB miktarı soruluyor. Girenlerin kütle toplamı ürünlerin kütle toplamına eşit olacaktı. O halde 6 artı 16 eşittir 22 gram AB maddemiz reaksiyon sonunda oluşmaktadır. İkinci şıkkımıza geldiğimizde A maddesinin yüzde kaçı artmıştır deniliyor. Bakalım A maddesi başlangıçta 16 gram ancak 6 gramı tepkimeye girmiş. Yani 16 eksi 6 eşittir 10 gramı artmıştır A maddesinin. 16 gramda 10 gram artmış ise Yüzde kaç artar? Diyoruz. 100 çarpı 10 bölü 16 sadeleştirelim. 8, 25'e 4 5'e 2 125 bölü 2 62,5 O halde diyoruz ki A maddesinin yüzde şöyle alalım yüzde 62,5 artmıştır. Diyoruz gençler. Bu videomuzda kütlenin korunumu kanununu inceledik. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kütlenin korunumu ile ilgili bir püf noktamız var. Tüm kimyasal tepkimelerde kapalı kap şartı ile burası çok önemli. Reaksiyona giren maddelerin kütle toplamı reaksiyon sonucunda oluşan maddelerin kütle toplamına eşittir. Eğer kabımız kapalı olmazsa reaksiyona giren veya reaksiyon sonucunda oluşan gazlar uçabilir. Bu nedenle reaksiyonumuzu kapalı kapta gerçekleştirmeliyiz ki kütlenin sabit kaldığını görelim. O halde diyoruz ki kütlenin korunumu kanununun sağlanabilmesi için reaksiyonumuzun kapalı kapta gerçekleşmesi gerekir.